Kalp etmez diye Hep sebze, meyve. Bir de ne? Tahıl. Kuru fasulye. Tahıl yiyeceksin. Sebze, meyve, tahıl. Böyle. Hayat bu. Baklagiller. Baklagiller. Ben Baklagiller. Nohurt. Geliyor kumarımız gel oraya. ederim bak şu, şu bak, kombinasyon bak. var ya. Bak. Şu kombinasyon. Şu, şu yeter bak işte. Şu. Şunu da koyayım. Yoğurt. Yoğurt. Bir de sabah peynir koyayım oraya. Evet. Bir tane de haftada bir de balık. Balık da çok iyi bir iltihap giderici. Bu evet. harika oldu bu. Kırmızı et tafta bir defa. Tavuk da çok kolesterollü, yağlı. Bunlar da yağ işte. Bak işte, şu bize damar serti yapan bakın bu işte. Şu. Şu işte bu yağ işte. Katı yağ işte. Bunu az yiyeceksin. Haftada bir yeter. Bak. Ha, but, bak. E, i̇yi hocam. Şu, işte ekonomik bu. de. Bak bir de bir de şunları koyayım. <laughs> Şunları da şöyle aldık mı? Bak bu tabak mükemmel oldu bak. Şu var ya mükemmel tabak işte. Sebze yüzde altmış. Pazarlara Yüzde yani otuz meyve harika bir tabak işte bu. Hocam somon olmasa hamsi olsa orada? Hiçbir şey fark etmez balık olsun denizden ne çıktı gider. Buyurun. Evet. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> ya çok güzel. Ben şimdi somon yemiyorum ya. Yani yiyorum da çok tercih etmiyorum ama çok hamsiciyim mesela. Ee, gayet de güzel ekonomik bir balık. Derya Hanım sana bir şey söyleyeceğim. Geçenlerde bir yere gittim. Abi insanlar dışarıdan leplebi gibi gıda takviyesi yutuyor. Çıldıracağım. Heh. A vitamini içenler. Ko Ay şu A vitaminini anlatayım. Dur, dur. Dur, bir dur. Heh. A içen, C içen, E vitamini içen dur. Daha bitmedi. Koenzim Q10. <laughs> Glutatyon içenler. Ee, başka ne, neler geldi? Şu glutatyonu soracağım size ya, hocam. Yemin ederim ben en son ne dedim biliyor musunuz? Anlattım tek kelime. Yapmayın kardeşim dedim. Hocam bazen içelim dediler. Ne haltınız varsa yiyin dedim. En son. <laughs> Yok olmayacak çünkü olmayacak. İnanmış ona. Yani şey gibi böyle bir garip. Bakın dışarıdan A vitamini, C vitamini, E vitamini aldın mı? İnflamasyon azalıyor. Tamam genç kalabilirsin ama kanser riski ne oluyor? artıyor. Çünkü vücudun kanseri öldürmesi için ne lazım biraz? İltihap lazım. E vitamini kullanırsan prostat kanseri riski ikiye katlanıyor. Beyin tümörü ikiye katlanıyor. Ne diyorsunuz? A vitamini akciğer kanseri yapıyor. C vitamini, C vitamini geliyorum. Meme kanseri riskini ve prostat kanserisini arttırıyor ya. Ya kardeşim şuradan içmeyin ya. Hello cute mutant yanından geçme. Ya içme kardeşim. Dışarıdan gıda takviyesi alınmaz. Ha D vitamini. Eksikse tamam. Kasım'da bakıyoruz biz. Şimdi adam güneş almıyor. Kışında güneş almazsa D vitamini kanda ondan aşağısa o da ondan. Evet. Bir 50 bin ünite D vitamini veriyoruz. Onu içirtiyoruz. Bu kadar. Ona bir kış yeter o. O da bakılarak millet kafaya göre gidiyor D vitamini içiyor. D vitaminleri geliyor. Normali 10-15 milletinki 100. Allah o devit ne yapar biliyor musun? Kanda kalsiyum yükselir böbrekler gider. Böbrek taşı olursun. Prostat kanseri olursun. Damar sertliği olursun, 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 olursun. Ben kafaya göre dev mi içilir ya? Yapma kardeşim bir şey, yapma. Yani sağlığını korumak için şuna takıl. Mesela 3 insandan biri hipertansiyon. Hiç tansiyon ölçtüren yok. Soruyorum, glutatyon kullanan Tansiyon nasıl diyor? Hocam hiç bakmadık diyor. İşte böyle hayal dünyası. Glutatyon tansiyon yapar mı? Hayır yani ha. glutatyonla ilgileniyor saçma zaman bir şeyle. Tansiyon ölçmemiş hayatında. Ha. Bugün dünyada en çok ölüm sebebi tansiyon yüksekliğidir. E dün bir, bir yazı okudum bir... hocam. E, hemen gidiyoruz Erkancığım reklama. E, mesela tansiyonum düşük diyor benim 9'a 6 diyor evet, tansiyonum. Evet. E, bir Twitter'da evet. okudum bunu. E, tuz kullanıyormuş mesela. Ya 9'a 6 tansiyon harika bir tansiyon. Yani ya şanslı bir Allah'ın sevgili kulusun. Yani doğaya şükret Allah'ım. Yani, orada da tuz kullanmak Ş belli bir yaşın üstünde. Şöyle, şöyle söyleyeyim hemen ben size. Hemen, cümleyi hemen söyleyin. Cümle, reklama gidelim. 12 8in altı tansiyonlar Dünyaya şanslı gelmişin demektir. 12 8. Ama şunu unutmayalım. Tansiyon da iyisidir. Ailede varsa sizde olma ihtimali artar. Son bir şey. İnsan yine yaşlanınca tansiyonu biraz yüksek olsun. Ellemiyoruz. Ellemiyoruz. Evet, evet ellemiyoruz. Ya olay ne olur evet. bir şeyler yazın. Evet. Bir merak evet. ediyorum ha. ne düşündüğünüzü evet. ben. Ee, harika bilgiler. Şu glutatyon modasını soracağım. Tamam. Ee, iğneler yaptırıyorlar. Oradan buradan geliyor yurt dışından. Ama şimdi gidiyoruz ee, reklamlara. Reklamlardan sonra tekrar hocamla Ne oluyoruz, değil mi? Evet. Tamam. Evet. Oytun hocamla e, devam ediyoruz. Hakikaten çok keyifli reklam arasında hepimiz hocamı boğduk burada. Evet. Bir kahvesini doğru düzgün içirtmedik. Yani bizim ekip arkadaşlarımız ben dahil hepimizin soruları oldu hocamıza. Ve görüyorum ki arkadaşlarımın bildirdiğine göre inanılmaz çok soru var. Ve ben bugün... Arkadaşlarımla da karar verdik. Sayın yapımcım da e, bizi onayladı. Bugün hocamı bir tık daha burada tutacağım ve bir tane işimizi Gülsüm Hanım'la bizim yapacağımız işi bugün yapmayalım diyoruz. Hocamın vakti çok kıymetli. Çok sağ olun, e, gerçekten ederim. çok araştırmalar yapıyor. İlaç üzerine pek çok evet. çalışmaları var. Çok yoğun. Buraya hakikaten çok zor geldi. Vallahi senin için geldim. Çok teşekkür ederim. Valla bak Derya Baykal için geldim. Net. Çok... Çünkü anı kalsın. Ben çünkü seviyorum böyle. Yıllar sonra fotoğraf bakarım ben şimdi. Yadir ne günlerdi ya. Hayır, hocam çok teşekkür ederim. Benim ama. için de büyük anı öyle. oldu. Evet, Gerçekten çok hayata dair biz e, tıp okumamış kişiler için anlayabileceğimiz gibi yaklaşıyorsunuz bize. Bu çok önemli bir şey. Şimdi çok kıymetli. E, şöyle Derya Hanım. E, tek doğru yok. Yani mesela hani onu ye bunu yeme. Yani bu doğrular yok. Onun için burada e, daha serbest olmamız lazım çünkü hayatın içinde yaşıyoruz. Mesela kahve mesela. Evet. Şimdi kahve günde iki tane içmek lazım. Ha bunu iki tane içmek lazım da e bazen bir içilir bu. Şimdi mesela benim evde ben bekarım. bana kahve yapan yok. Ben şimdi nasıl kahve içeceğim? Evden çıkarken kahve çekirdekleri var evde onu ağzıma atıyorum ben kütür kütür kütür. Ne yapayım? Kim kahve yapacak bana? Kendi biliyorsunuz erkekler kendine bakamazlar. E biliyorsunuz erkekler ve kadınlar evlenince uzun yaşıyorlar. Neden? Çünkü o bir huzur sağlıyor. Ama erkekler evlenince kadınlara göre daha uzun yaşıyor. Yani kadınların ömrü 4 yıl, 5 yıl uzuyor. Erkekler evlenince 8 yıla kadar uzar. Erkekler bakım almak gerekiyor. Yani erkekler bir bakacak. Biraz öyleyiz biz. Yani onun için insana evlensinler. Bak o çok önemli. Yalnız kalmasına. Yalnızlık erken öldürür. Çok önemli bu. Altını böyle iki defa çiziyorum. Evet. Ee, yani kesin kurallar ha, İki kahve içeceğim bir, şey. bir ha, tane yok. üzüm yiyeceğim ha, Yok öyle bir şey yok ha, Mesela iki kahve iyi de dört tane içtiniz mi de Sorun çıkarıyor Yine o inflamasyonu arttırıyor neden Yük oluşturuyorsunuz i̇ki. O zaman azı karar çoğu zarar Mesela şöyle diyorum mesela O zaman kahve yararlı mı zararlı mı Hem yararlı hem zararlı İki tane içtin mi harika Alzheimer'dan koruyor ee, Karaciğer kanserinden koruyor Kilo vermeye yardımcı karaciğer yağlanmasından koruyor. Bir şey süre söyleyeyim mi? Karaciğer kanserini korumada en iyi şey. O zaman hepatit B'si olanlar, karaciğer Hı. yağlanması olanlar mutlaka kahve içsinler. İki tane ama dört değil. Dört içtim mi? Sorun çıkar. Peki Türk kahvesi, filtre kahve. Türk kahvesi. Türk kahvesi. Türk kahvesi. Türk kahvesi. Aman Heh. en güzeli. Mesela hocam kahve sigara kanser riskini beşe katlıyor. Neden? Kahve yanmış ürün ya. Sigara da yanmış ürün. İkisi beraber kanser riskini arttırır. O zaman sigara kahve asla içilmez kanserin etkilerini daha da arttırır. O zaman tek doğru yok görüldü gibi. Şimdi mesela insana şunu diyor mesela. Hocam sigarayla kahve asla o zaman kahvenin yararlı etkileri zararlı etkilere dönüşüyor. Evet. Demek ki bir tane doğru olmadı gibi. Demek ki buradan da bunu anlıyoruz yani. Ee, şimdi e, neden bahsedecektik? Yani şu glutatyon konusu. Glutatyon nedir? Bir çok kısa kısa geçelim evet, hocam. E çok soru var. Balık yağını sormuşsunuz. kilo vermeyi sormuşsunuz. Pek çok şey var sizlerden gelen. Şimdi Müge kulağıma söyleyecek onları bana. Ama glutatyon şu sıra Kimi gördü ay glutatyon yaptırdım iğnelerini yaptırıyorum ay falan diye. Bu glutatyon ne hocam ne Şimdi işe? Şimdi bakın glutatyon bizim karaciğerimizde vücudumuza giren toksik attığımız bir sistem var. Mesela ilaç nedir? Toksik. Deterjan toksik. Tarım ilaçları toksik. Karaciğer bunları ne yapar? Yabancıları atar. Bu atmak için bir amino asit kullanıyor. Sistein diye.